Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün ele alacağımız sorulardan ilki, arsa ve araziden zekat vermek gerekir mi şeklinde. Kıymetli izleyiciler, kişinin sahip olduğu arsa veya arazi gibi gayrimenkullerin zekata konu olup olmadığını biz kişinin bu malı, bu gayrimenkulü hangi amaçla elinde bulundurduğuna bakarak ancak belirleyebiliyoruz. Bu çerçevede karşımıza 3 ihtimal çıkıyor. Yani bir insan bir araziyi, bir arsayı hangi amaçla elinde bulundurabilir? Birinci ihtimal, burada mesken ihtiyacını karşılamak için bu arsayı almıştır. Yani ev yapacaktır. Bildiğiniz gibi ev ihtiyacı, asli ihtiyaç olduğu için bu amaçla alınan araziden, arsadan da ne olmaz? Zekat olmaz. Fakat kişi sadece mesken için değil, tabii ki bir araziden gelir elde etmek amacıyla da araziyi almış olabilir. Bu da 3 ihtimali aklımıza getiriyor. Birincisi, orada tarım yapabilir. Değil mi? İster bağ bahçe işleri yapsın, ister ziraat işleri yapsın. Hatta hayvancılık yapan insanlar için orada mesela otlak olarak kullanılsın. Yonca ekebilir veya hiçbir şey ekmeyebilir. Buralarda o arazinin bizatihi kendisinden istifade edildiği için yine aynı meskenin hükmüne tabidir ve o arsadan, araziden ne olmaz? Zekat olmaz. Tabii ki o arazinin ürettiği mahsulden, yani tarım ürünlerinden, ziraat ürünlerinden zekat gerekir. Hayvanlar otluyor ise, o hayvanlar zekata tabii ki konu ise, onu da ayrıca belki konuşmak gerekir. O zaman o arazinin ürettiği menfaatten zekat gerekir diyebiliriz. İkincisi, meskene benzeyecek bir başlık aslında bu. O araziyi iş yeri için almış olabilir. Oraya fabrika kurabilir, dükkan açabilir. Burada da yine ne olur? Asli ihtiyaç olarak değerlendirilir ve zekata konu olmaz. Fakat günümüzde maalesef demem gerekiyor, bir yatırım aracı olarak, yani arsanın sadece bir yatırım aracı olarak değer gördüğü, itibar gördüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu makro planda bakıldığında çok olumsuz şeylere de sebep oluyor. Mesela gayrimenkul fiyatları arttıkça, araziler arttıkça daire fiyatları da artıyor. Suni bir artışa da sebep oluyor. Ama bu ticari amaçla, yatırım amacıyla, yani dövize yatırmak, altına yatırmak yerine arsaya yatırmak amaçlı şayet elde bulunduruluyor ise ondan zekat gerekir. Bu ticari bir mahiyet arz ettiği için %2,5, 1/40 vermek gerekir. Burada tabii şunu belki açıklamak lazım. Hocam, elimizde bulundurduğumuz arazinin değerini nasıl tespit edeceğiz? Zekatını vereceksek nasıl vereceğiz? Çünkü insanlar araziyi şimdi satmak niyetiyle elinde bulundurmayabiliyor. Öyle olunca da fiyatını bilme imkanı olmuyor. Burada biz kişinin zihninden geçen, karlı olarak şu fiyat eder dediği bir rakam vardır muhtemelen. Bir de aldığı fiyat vardır. Kişi aldığı fiyattan zaman içerisinde yükseldiği için aldığı fiyat üzerinden, yani maliyet üzerinden vermesi doğru olmaz. Fakat bunu karlı satmış gibi de düşünerek ondan zekat almamız yine doğru olmaz. Bundan dolayı günümüzde özellikle yatırım amaçlı kullanıldığı bu dönemde fukaha, İslam hukukçuları ikisinin ortasında bir şey, yani raiç bedeli ile maliyeti arasında bir orta fiyat belirlenerek onun üzerinden %2,5 zekat vermek gerektiğini söylüyorlar. Son bir ihtimal var, o da o arazi size babadan dededen kalmış olabilir. Bu hakikaten mümkündür. Ve orada sizin ev ihtiyacınız için uygun bir yer değildir. Tarım yapamayabilirsiniz. Orayı satmak istediğiniz zaman satıcı da, müşteri de bulamayabilirsiniz. Yani aslında çok fazla bir kıymet harbiyesi yoktur. Orada bir yerde duruyordur. Bu tabii ki ekonomik değeri muhtemelen vardır ama siz onu yatırım amaçlı elinizde bulundurmadığınız için, satmak istediğinizde de hemen müşteri çıkmayacağı için, belki de uzun yıllar çıkmayacağı için oranın zekatı olmaz. Bir başka soruda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.